Değerli dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız, kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyelim. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleri için katılıp farklı kategorilerden aktif hale getiriniz. Yeni dahil olan arkadaşlarımıza buradan hoş geldiniz diyorum. 7/24 kripto para alımı için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için video altındaki açıklama yorum kısmında yer alan linke tıklayarak, referans kimliğimizi kullanarak %10 komisyon indirimine hak kazanabilirsiniz değerli dostlar. E-posta ya da mobil aracılığı ile kaydınızı oluşturabilir, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz değerli dostlarım. Şişe hissesi günlük grafik değerli dostlar. Teknik anlamda günlükte düşen kırılımı gelmiş durumda. Şöyle bakın, grafiğimizi sıfırlayıp büyüttüğümüz an daha net görebiliriz. Burada düşen kırılımı geliyor. Akabinde bir onay hareketiyle karşı karşıya kalıyoruz ve bu onay hareketi bizler için pozitif değerli dostlar. Şöyle baktığımız zaman 7.55'lerin üzerinde pozitif bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Şişe hissesinde değerli dostlar, düşen kırılımı gerçekleşip burada retest yapıp onay hareketini gerçekleştirip tekrar yukarıya gitme iştahının olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar, şişe hissesinde. Evet, teknik anlamda önemli direnç noktalarını şöyle çizecek ve belirleyecek olur isek değerli dostlar, 7.82 ve de yukarıda değerli dostlar, şöyle baktığımızdan daha önceki zirve noktasının ortalama 8.19'lar olduğunu görmekteyiz değerli dostlar. Teknik görüntünün pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Yine baktığımız zaman şöyle arkadaşlar, bir destek bölgesinin de yine çalıştığına şahit oluyoruz. Bu da bizler için oldukça önemli. Bakınız, şöyle uzatalım. Bakın şu bölgenin iyi çalıştığı net ve aşikar değerli dostlar. Yine şöyle bir kolonlama yaptığımız zaman, bakın şu bölgeye doğru bir hareketin gelme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bakın direnç noktamız değerli dostlar, desteklerimiz çok net çalışmış durumda. Bakın şöyle bir görüntü. Yani bu görüntü ola ki destek hattına temas yaptık değerli dostlar, hiç sıkıntı değil. Bu destek hattı kırılmadığı müddetçe teknik görüntü pozitif şişe hissesinde. Bir saatlik grafiğe bakalım şimdi de. Saat bazda daha net söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şuradaki düşen kırılım geliyor, onayını alıp yukarı doğru yolculuğun başladığını söyleyebiliriz. 7.80 bantları direnç noktamız. Bu bölgenin aşılmasıyla beraber arkadaşlar şöyle çizimleri kaldıralım. Bakın şöyle bir görüntünün burada olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir sıkışmamız söz konusu değerli dostlar. Bu sıkışmanın yukarı doğru kırılması bir filamavari görüntünün burada karşımıza çıktığını ve yukarı doğru kırılmasıyla da filamanın sapı kadar bir gitme, yukarı doğru gitme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet, şişede saatlik bazda bir filama görüntüsü söz konusu değerli dostlar. Bakalım bu filama oluşacak mı, hep beraber yine takipçisi olmuş olacağız şişe hissesini. Evet. Bu sıkışma sonrası en azından yukarı doğru gelebilecek bir harekette. Diyelim ki filamanın sapı, hadi çok fazla hocam. O zaman biz de şu derinliği alırız arkadaşlar. Bakın teknik olarak ilk etapta karşımıza çıkacak değer 8.07 bandıdır teknik açıdan. Evet, şişedeki görüntümüz bu şekilde. Türk Hava Yolları'na bakalım. Böyle günlük grafik üzerinden öncelikli olarak bir bakalım değerli dostlar. Burada günlükte arkadaşlar yine bizim retest dediğimiz olay, düşen kırılım gerçekleşiyor. Bu düşen kırılım gerçekleştikten sonra bakınız onay hareketini alarak yukarı doğru yolculuk devam ediyor değerli dostlar. Bakınız kırılım, daha sonra burayı test edip yukarı doğru yine şahlandığına şahit olmaktayız. Şu anda karşımızda duran güçlü bir direnç noktası var değerli dostlar. Şöyle çizelim. Bu sarı bölge bizim için kritik bir nokta olarak karşımıza çıkmakta değerli dostlar. Bu bölgeden geri çekilmeler karşımıza çıkabilir. Yine aynı şekilde bakın, dikkat edin arkadaşlar. Destek
daha doğrusu bir kanal trendi burada söz konusu ve bu kanal trendinde arkadaşlar iki defa bakınız destek noktasını belirttik. Bakınız destek 1, destek 2. Buna binaen bakınız direnç ve bu bölgenin önemli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakınız hem yatay sarı hem de yükselen direnç çizgisi noktasında olmamız bizim dikkatli olacağımız anlamına gelir. 4 saatlik grafiği açalım. Burada MACD indikatörü bakalım satış üretmiş mi? Evet, teknik açıdan değerli dostlar hem MACD indikatörü hem de RSI'nin burada negatif bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz. Bakınız RSI'de arkadaşlar direnç destek çizgisinin kırıldığına şahit oluyoruz. MACD indikatörü satışta dikkat etmekte fayda var. Türk Hava Yolları hissesinde değerli dostlar teknik açıdan bir geri çekilme potansiyeli barındırabilir. Evet. Türk Hava Yolları'nda bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Dikkat edelim bu noktaya. 15.30'ların değerli dostlar üzerinde. Hatta şöyle bakalım. Evet, 15.31 bantları. Bu seviyelerin üzerine atmamız lazım değerli dostlar. Yoksa bir geri çekilme potansiyelini burada görebiliyoruz değerli dostlar. Anadolu Grubu Holding'e bakıyoruz hemen. Hemen günlük grafikten bakalım yine. Grafiğimizi sıfırlayalım. Bakınız arkadaşlar daha önce yine Anadolu Grubu Holding çalışmasını yapmış idik. Yani uzun vade düşünenler için pozitif bir bakış açım olsa da kısa vadeli bakın buradaki direnç çizgisinin kırılımıyla beraber bakın daha doğrusu destek çizgisinin destek ve direnci birbirine karıştırmaya başladı arkadaşlar. Destek çizgisinin kırılmasıyla satış geliyor. Yukarı tekrar gidip onay hareketini alıp satış onayını tekrar aşağı doğru iğme kazandığına şahit olmaktayız değerli dostlar. Dikkat etmekte fayda var. Anadolu Grubu Holding'de. Evet. Daha önceki zirve noktamız. Evet, 30.22 değerli dostlar. 30.20'lerin üzerinde potansiyelimiz söz konusu. Bakın şöyle 30.20'nin üzerinde bizim bir çanak katlama hedefimiz var değil mi arkadaşlar? Bu da neydi? 55 miydi? Bakalım şöyle. Evet, 51-52 bantları teknik açıdan bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada takip edeceğimiz en önemli husus bakın 30.22'lerin tekrar üzerine atmak olacaktır. Takibini bu şekilde sağlayalım değerli dostlar. Yani Anadolu Grubu Holding geri çekilme potansiyeli var. Ama teknik olarak değerli dostlar 30.20'lerin üzerinde de pozitif görüntü güçlenecektir Anadolu Grubu Holding'de. Evet. Geçiyoruz burayı da arkadaşlar. Filab'a bakalım. Filab Kongre Merkezi. Hatta önce yine teknik analizimiz katıla özel paylaşmıştık arkadaşlar. Şöyle bir alan içerisinde sıkışma içerisindeyiz. Bir filama görüntüsü var. Lakin burada bir düşen kanal trendi çizdik değerli dostlar. 6.20 burada desteğimiz. 6.20 ana destek yine takip ediyoruz. Teknikte grafikte hiçbir değişme yok arkadaşlar. Bir 6.20'nin altına düşersek sıkıntı artabilir. İkincisi burada düşen bakınız mavi çizginin üzerine atmamız yine bir fırsat haline gelebilir. Evet. 6.20 stop loss yani 6.20 altın stop loss takip edebilirsiniz. 6.20'nin üzerinde tutunduğumuz müddetçe burada yukarı gitme potansiyelimiz söz konusu değerli dostlar. 6.20 bu hissenin omurgası bel kemiği diyebiliriz. Umarım bu bölge çökmez ve burada bir atak gelir arkadaşlar. Evet sırasıyla zaten burada 6.20, 6.48 o bölgeye çok yakınız. 7.01, 7.28, 9.90 şeklinde destek dirençlerimiz devam etmekte değerli dostlar. Evet. Daha önceki çalışmamızda direnç çizgisinin üzerine çıkamadığımız, kanal direnç çizgisi üzerine atamadığımız müddetçe sıkıntı bizleri bekliyor demiştik arkadaşlar. Halen sıkıntılı bir süreç içerisinde. Umarım bu alçalan kanalın üzerine atarak bakınız 7 bantlarına doğru yolculuğumuz ve sonrası kırılmayla beraber 8'leri bulan yine teknik çalışmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Öncelikli olarak mavi düşenin kırılması gerekli. Ben onu bunu bilmem hocam. Yatay destekler benim için hayattır, candır diyorsanız da 6.20 önemli destek
noktamız değerli dostlar. Yukarıda 7, 7, 20, 8 ve 9, 90 sırasıyla teknik hedeflerimiz. Evet, MEPARK'a bakalım şimdi de. Hadi çizimleri kaldıralım. Değerli dostlar, burada da yine MEPARK hissesini görmekteyiz. Önemli bir kırılıma imza attı değerli dostlar. Teknik görüntü pozitif. 23.88 seviyeleri destekli takip edilebilir değerli dostlar. 23.88 şu anda 25.60 bandında fiyatlamış durumdayız. 23.88'in altı risk olabilir. Ama bu seviyenin üzerinde kaldığımız müddetçe burada güzel atakları görebiliriz değerli dostlar. Yine şöyle baktığımız zaman şu destek noktası ve de şöyle bir görüntü arkadaşlar nedir? Bir flamavari görüntüyü andırıyor. Burada bizim teknik hedefimiz alt bandın arkadaşlar 24.70'lerin bakınız bu bölgenin kırılması ilk etapta. Akabinde 23.80 sıralı destek noktalarımız arkadaşlar. 24.70 23.80 sıralı desteklerimiz, dirençlerimiz. Değerli dostlar, dikkat edeceğimiz nokta bakınız. Direnç, destek, direnç, direnç, destek, direnç. Bakınız destek, direnç. Gitgide bir daralma söz konusu. Yukarı yönlü bakınız yükselen bir takoz görünümü. Buradaki kırılım eğer aşağı doğru bir kırılım verirse satışlar gitgide derinleşebilir değerli dostlar. 24.70 23.80 arkadaşlar sırasıyla bu bölgeleri takip edelim. Umarım 24.70'lerin altına düşmeden yukarı doğru atak kırılım yukarıya gelir arkadaşlar. Böyle bir durum bizleri güzel getiriye götürebilir. Yok efendim ben orta uzun takipçiyim. Böyle kırılımlar beni engellemez. Ben bunlara kafa takacak adam mıyım diyorsanız da bakınız şöyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Şöyle bir kanal trendimiz var. Majör kanal desteğini takip ederek de yolculuk yapabilirsiniz. Artık nerelere gelirse burası 21-22 teknik anlamda bu bölgelere kadar hareketler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani bu bölgelerde alım fırsatları karşımıza çıkmış olacaktır değerli dostlar. Tabi önceliğimiz şuradaki flamavari görüntünün, pardon, yükselen kama görüntüsünün umarım yukarıya doğru kırılmasıdır beklentimiz. Eğer yukarı doğru kırılırsa atalım güzel ama aşağı doğru kırılımlarda 23.80'lere kadar yolculuk uzanabilir değerli dostlar. Bizime bakalım. Evet arkadaşlar biraz yol yorgunluğu var. Kusura bakmayın. Evet teknik olarak bakın böyle bir sıkışmadan bahsetmiştik. Gel gitler yaşıyoruz. Yeşil çizgi bizim referans kaynağımız. Bu seviyede bakınız destek 1, destek 2 kırılım geliyor. Pozitif arkadaşlar senaryo. 15 bantlar üzerinde teknik görüntümüz olumlu. Yukarıda bakın 17 bantlarına kadar da hareketler olabilir ama bu bölgelerde satışlar gelebilir arkadaşlar. Evet. Görüntümüz bu şekilde. Bizim de bir daralma, bir sıkışma. Bu sıkışmada alt destek noktasından dönüşümüz var. Umarım direnç seviyelerine kadar yükselişler hatta daha fazlası da tabi temennimiz olsun. Yükselişler gelir. Bunlar da bizlere değerli dostlar güzel getiriler sağlamış olurlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Umarım her şey gönlünüzce göre olur değerli dostlar.